Herkese günaydın, herkese mutlu sabahlar ve hayırlı cumalar dileklerimizi gönderelim. 6 Aralık'ı gösteriyor takvim yaprakları, hafta içinin son çalışma gününde. Eskişehir Spor'umuzun çok önemli bir milat maçının arefesinde 10'da sizlerle birlikteyiz. Soğuk bir hava var, hani kış geldi dedik, evet yağış var dedik ama bu sene Ayaz'ın kendini en derin, en yoğun hissettirdiği, dolayısıyla gerçekten dışarıda yaşamanın, dışarıda böyle 10 dakika durmanın, dolaşmanın en zor olduğu sabahlardan birindeyiz. Şayet dışarı çıkmamış olanlar varsa, çıkmayı düşünenler varsa bunu hatırlatalım her gün olduğu gibi. Tabii her zaman olduğu gibi şunu da unutmayalım. Gerçekten sokaktaki canlar için yaşam koşullarının en zor olduğu sürecin içindeyiz. Bu 1-2 ay boyunca bizlerin merhametine muhtaçlar. Dolayısıyla sevgimizi tabii ki verelim, zarar vermeyelim, o ayrı. Ama destek vermek adına elimizden ne geliyorsa da lütfen yapalım. Onun hayrı, hele ki böyle hayırlı bir günde, çok daha başkadır diye hatırlatalım. Torbacılara şafak baskını, Şehir Gazetesi'ndeki manşet ilk haberimiz sizlerle buluşturacağımız. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisi'nin birlikte sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 5 kişi yakalandı. Eskişehir ve Bursa'da toplam 6 adrese özel harekatın da katılımıyla toplam 100 polisin eş zamanlı planlı operasyonunda 5 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında yakalandı. Ayrıca soruşturma kapsamında önceki tarihlerde uyuşturucu madde kullanmak suçundan 10 şahsa, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundansa 5 şahsa yasal işlem yapıldı. Yine emniyet güçlerimiz yerinde bir operasyonla zehirlenmek için, gençleri zehirlemek için pusuda olanları kıskıvrak yakaladı. Ellerine, emeklerine sağlık. İnsanoğlu artık 2020'ye girmek üzereyiz. Halen daha her şeyin çok kolay. Nasıl olsa yakalanmam, nasıl olsa kimse görmez, nasıl olsa kimse duymaz, kimse bilmez, saptamaz duygusunda. Kendini akıllı zannetmesi bazılarının tabii ki mümkün. Herkes kendini akıllı zannedebilir ama ne yazık ki karşısındakini, başkalarını aptal zannediyor ya, hatayı burada yapıyor aslında. O yüzden biraz daha böyle bir ölçüp tartıp biçip, bazen de bu caydırıcı cezaların en azından içindeki yapma cesaretinde olduğu bir takım suçların önüne geçmesi gerek. Ama görüyoruz ki pek çok operasyonda, pek çok yaşanan vakada, yanı başımızda, dışarıda, demek ki bir şeyi yapmaya başlayan bir daha ondan vazgeçemiyor. Demek ki bir daha yapmak için yine yollar, yöntemler arıyor. Düşünmüyor sonunu. Sonunda başına ne geleceğini düşünmüyor. Ne diyelim, hayırlısı. Yeni Gün, Çalı Çırpı'da organik gübre diye bir başlık atmış bugün manşetine. Ormanlarda bakım ve üretim çalışmalarında çıkan çalı çırpı ve dal atıkları organik gübreye dönüştürülecek. Fermentasyon sonucunda oluşacak organik gübre orman fidanlığında kullanılacakmış. Endüstriyel anlamda değerlendirilemeyen, ekonomik değeri düşük olan atıklar çalı doğrama makinesiyle öğütülerek gübreye dönüştürülecek. Aynı uygulama şehir merkezindeki kamu kurumu, okul, cami bahçelerinde yapılan budamalardan çıkan dal parçaları için de yapılacakmış Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından. Son haber, vergi değil üretim artsın diyor. TÜRKONFET ve Türkiye İş Bankası işbirliğiyle düzenlenen Dijital Anadolu projesinin kapanış toplantısında konuşan Başkan Orhan Turan, verginin değil üretimin arttırılması gerektiğini ifade etti. 9 kentte 2900'e yakın KOBİ'ye ulaşılan projenin son toplantısı gerçekleşti. TÜRKONFET Başkanı Turhan, dijitalleşme teknolojik değişimi değil zihniyet değişimini ifade etmektedir. Bu süreçte ne yaparsak yapalım odağımıza hep üretimi koymalıyız diyor. Anadolu, zehir satışına polis darbesi diyerek İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sokak satıcılarına yönelik planlı operasyona yer vermiş. AK Parti'den zam tepkisi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından şebeke suyuna yapılan %60'lık zammın kabul edilemez olduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, bu zam başka alternatifi olmadığı için şebeke suyunu kullanmaya mecbur olan hemşerilerimiz için bir zulümdür dedi. Çalışkan, belediye yetkililerine seslenerek yapılan zammın geri alınmasını istedi. Evet, böyle bir beklenti var herkeste. Yani zamla ilgili protestoların, zamla ilgili tepkilerin ben de hepsine hak veriyorum.
bu gerçekten insanların içinde bulunduğu, hele bu kara kış şartlarında gerçekten rahatsız edici, gerçekten zorlayıcı bir husus. Hani elbette zam olacak, elbette bir takım maliyetler göz ardı edilemeyecek ama bu oranda olması rahatsız ediyor. Tabii hayatın hani bu kadar böyle zamların bize dokunmasındaki etken, şunu da unutmayalım. Doğalgazda, elektrikte, yani bu su zammıyla birlikte aynı zamanda bizim kullanmak zorunda olduğumuz temel ihtiyaçlarımızın hepsindeki zamlara da şöyle bir baktığımızda, artık açlıkla mücadele ediyor insanlar diye hemen hemen her gün, boşuna demiyorum. Yani yoksulluk, fakirlik bir takım lükslerden vazgeçme değil. İşte hani arabam var binemiyorum derdi, insanlar gerçekten açlıkla mücadele edecek noktaya geldiler. 2000 lira maaş alan bir insanın, 2020 lira maaş alan bir insanın sadece hani 4 kişilik bir aile ise aldığı ekmek ve ödediği kira bile bu maaşı bitiriyor. Ki işin içine şimdi yakıtlar girdi. İnsanlar korkudan soğukta oturuyorlar. İnsanlar korkudan karanlıkta oturuyorlar. Sadece su değil, sudan da biraz belki de uzaklaşacaklar. Haftada 5 gün banyo yapıyorsa 3 gün yapacak, 2 gün yapacak. Hani bunu buraya getirecek, bunu da biliyoruz. Ama bu bir etken, suyla ilgili zam. Diğer konuları da gönül istiyor ki samimi bir şekilde eleştirebilsin insanlar. Kendi siyasi partilerini de eleştirebilsinler. Hakkı, hakkaniyeti bilsinler. 2 Eylül, özel harekatla dev operasyon diye yine uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonu gündemine almış. Atilay Dalgıç yeniden aday, bir başka haber. Cumhuriyet Halk Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, ilçe kongresinde yeniden aday olduğunu açıkladı. Ahmet Ataş da Dalgıç'a destek verdi diyor haberde. Tabii bir başka aday, adaylığını daha önce açıklayan Yalçın Komşu, o da bugün saat 16'da net gündemde sevgili Cihan Yıldırım'la benim konuğum olacak. Kongre sürecini, delege süreçlerini, mahallelerde yaşananları onunla konuşacağız. Bakalım neler söyleyecek. İstikbal de yine manşetinde 100 poliste zehir baskını operasyonuna yer vermiş. Bir başka haber, kişisel veriler korunmak zorunda. Eskişehir Sanayi Odası ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle kişisel verilerin korunmasında yeni gelişmeler konferansı gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Başkanı Profesör Doktor Faruk Bilir, indirilen uygulamalar üzerinde kontrolümüzün ve denetimimizin olmasını istiyorsak bunları mutlaka güvenlik politikalarını, gizlilik ayarlarını ve aydınlatma metinlerini okumamız gerekiyor diyor. Evet, kullanıyoruz pek çok aplikasyon. Artık telefonların içindeki programlar sadece ve sadece telefonla konuşmaya yaramıyor. Hatta telefonla konuşma ve mesajlaşma işini neredeyse bundan 10 sene önceki yöntemlerle yapmıyoruz. Bin bir türlü yöntem var. Birisine ulaşmak, birisine erişmek, konuşmak için, fotoğraf paylaşımı yapmak için, duygu paylaşımı yapmak için. Ama bu programları kullanırken aynı zamanda bunların küçük küçük, uzun uzun okumaya bir şekilde üşendiğimiz, sıkıldığımız metinleri var. Sözleşmeleri var. Okudum, onayladım diye direkt geçiyoruz. Onlar da bu verilerin paylaşımıyla ilgili, uzaktan kontrol edilebilirliğiyle ilgili, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği, daha sonra sizi sıkıntıya sokabilecek birçok şey var, detay var. Bunları da bilmemiz gerekiyor, bunları da görmemiz gerekiyor. Ama üşeniyoruz. Kişisel verilerimizi önemsiyorsak, iletişimle ilgili gerçekten ciddi ve özel işlerimiz varsa bunlardan uzak durmak en sağlıklı önlem. Yılbaşı operasyonu demiş Sakarya gazetesi. Yine emniyetin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonu. Bir de polis tarafından yine operasyonla kaçak sahte içkinin ele geçirildiği ve 7 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. Esrar Bonzai uyuşturucu hapların yanı sıra 284 litre alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler de ele geçirilmiş. Bunlara da el konulmuş. Yine Milli İrade'de de zehir tacirlerine darbe, 5 gözaltı haberi var. 2578 liradan aşağıya masaya oturmayız diyen asgari ücretle ilgili TÜRK İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın bir açıklaması var. Bir kişinin yaşam maliyetinin 2578 lira olduğunu belirtmiş. Yeni asgari ücret konusunda bu rakamın altındaki bir rakamı kabul etmeyeceklerini söylemiş. 2578 lira. Hani
yetmez ama yine evet diyebileceği insanların en azından alım gücünde ufacık da olsa, minicik de olsa bir tık, keşke imkan olsa, hani 3000'ler, 4000'ler, keşke rakam konuşmayacak bir alım gücüne sahip olsak. İmkanlarımız, şartlarımız, sosyal devlet gereklilikleri insanları kaygıya düşürmese, ama az önce de dedim, bu hani klişe değil, gerçekten askıda ekmeğe insanların her zamankinden daha çok rağbet göstermek zorunda kaldığı, bu konuda sınandığı bir dönemden geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bugün maç var. Bugün Eskişehirspor için, yeni yönetim için bir milat maçı. Milat maçı derken Eskişehir'in hani dediği gibi, söylediği gibi Eskişehirspor yönetiminin Eskişehirspor'un yanında mı değil mi, bunu ifade edeceğim maçlardan biri. Ben her zamankinden daha kalabalık bir tribün bekliyorum. Her zamankinden çok daha kalabalık ve anlamlı bir protokol bekliyorum. Eskişehirspor yönetiminde bugüne kadar bulunmuş, görev yapmış, ha 10 gün, ha 1 ay, ha 10 yıl. Hem yöneticiler, hem başkanları. Bu şehirde ben mülki amirim diyen, şehirdeki ufak bir konuda bile kendini sorumlu hisseden, herhangi bir sivil toplum kuruluşuna, odaya, derneğe, sendikaya başkanlık yapmış, yöneticilik yapmış, sözünü bir şekilde söz hakkı olduğunu düşünen herkesin davetli olduğu o protokolde, orada hani protokol derken zaten birkaç ismin yan yana olduğu her tribün protokoldür, ama en azından orada herkesin görebileceği o fotoğrafın içinde yer alması gerekliliğine inanıyorum. Çok güzel bir çağrı yaptı Mustafa Akgören, kulüp başkanımız. Cuma akşamı saat 19'da, yani bugün için herkesin gözü Eskişehir'de olacak. Tribünlerimizdeki birlik ve coşkunun sadece futbol ve sportif başarının değil, inanç, nezaket, kucaklaşma, azim ve direnişin de son yıkılmaz kalesi olan Eskişehirspor'umuzun geleceği için önemli bir milat olacağını düşünüyor ve arzu ediyoruz. Tribünlerdeki her koltuğa, yürekten çarpan her kalbe, omuz omuza yaşanan her saniyeye, sahadaki futbolcularımız ve teknik ekibimiz gibi bu zorlu vazifeye kendini adamış ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın da ihtiyacı var. Biliyoruz ki Türk futbolunun ve bu şehrin en büyük, en birleştirici kültürlerinden biri olan Eskişehirspor bu zor günleri atlatacaktır. Bunun için de tribünleriyle hayatın akışını durduran emsalsiz taraftarımız gibi bu şehrin havasını soluyan, hizmet etmiş ve etmeye devam eden, bu şehir insanının gönlünü verdiği, oyunu verdiği tüm seçilmiş ve atanmışların da katkısı olacaktır. Bugün dünden daha iyiyiz, el ele verirsek yarın da bugünden daha iyi olacağız diyor. Buna herhalde kayıtsız kalmayacaktır. Şehrimizde herhangi bir diyorum sorumluluk hisseden ve bir engeli, bir manisi olmayanlar mutlaka, ister milletvekili olsun, ister esnaf odası başkanı, hiç fark etmiyor, burada bu karşılaşmada takımını destekleyecektir. Bugün 3 puan bir şekilde çok çok önemli, ama Ümraniye'nin de zirveye oynayan bu senenin en iyi takımlarından biri olduğunu unutmamak gerekiyor. Tabii karşılaşmada hakemi de baskı altına almalıyız. Hakemler yüzünden çok sıkıntılar çektik bu haftaya kadar. Sarper Barış Saka yönetecek karşılaşmayı Antalya bölgesinden. Umarız geçtiğimiz haftalarda yaşanan sıkıntıları yaşamayız hakem triyosuyla. Saat 19'da olacak karşılaşma. Hepinizi bu karşılaşmaya bekliyoruz. Eskişehirspor için bugünün çok ayrı bir yeri olduğunu bir kez daha altını çizerek belirtiyor. Hayırlı cumalar diliyoruz hepiniz. Hoşça kalın.